Gönül Pınarı. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Yeni bir Gönül Pınarı programında daha sizlerle birlikteyiz. Ve elbette güzel bir günü kutluyor olmak, güzel bir günün gecesinde bulunuyor olmak da elbette hepimizi ayrıca mutlu ve memnun ediyor. Ana kumanda masasında Muhittin Yaygıngöl kardeşimiz var. Programı sizler için Sayın Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor. Ve ben Fatma Beyza Tütüncüoğlu. Ben de selam ve saygılarımı ulaştırmak istiyorum. Ve onunla birlikte öncelikle bayramınız kutlu olsun, bayramınız mübarek olsun diyelim bütün dostlarımıza, hem gurbetçilerimize hem ülke sınırları içindeki dinleyicilerimize. Hocam sizin de bayramınız mübarek olsun. Allah-u Teala razı olsun efendim. Ulaşamadığımız, yetişemediğimiz veyahut da bize ulaşıp da bayramını tebrik edenler var. Ulaşamayıp da bayramımızı tebrik etmek isteyenler var. Büyüklerimiz var, onların ellerinden öpüyoruz. Hürmet ediyoruz, saygı gösteriyoruz. Her zaman için büyüklerimiz bizim başlarımızın tacıdır. Annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz başımızın tacıdır. Hürmet eder, ellerinden öper, dualarını istirham ederiz. Tabii anne baba yoksa onlar için de birer Fatiha, üç ihlas okuyup ruhlarına hediye ederiz. O şekilde onları hatırlarız. Bir de bize ulaşamayanlar var. Şimdi ulaşıp bayramımızı tebrik eden, ulaşamayıp da tebrik etmek isteyenler var efendim. Biz onlarınki de böyle ulaşmış kabul ediyoruz efendim. Onları da kabul ediyoruz. Bizim de ulaşamadıklarımız varsa onun için tekrar ediyoruz, geveliyoruz, özür dileriz dinleyicilerimizden de. Tebrik ediyoruz, dualarını istirham ediyoruz. Allah-u Teala razı olsun diyoruz efendim. Cenab-ı Hak nice nice bayramlara kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Fakat kavuşup da kadir ve kıymet bilenlerden eylesin. Amin. Efendim şimdi bayram deyince tabii otomatik olarak sevinç hatıra geliyor. Bizim esas programımız Cuma gecesi. Bazen Cuma geceleri bu Kurban Bayramı'na da, onu sana kandil gecelerine de, Ramazan-ı Şerif Bayramı'na da denk gelebiliyor. Şimdi tabii böyle bayram günlerinde elbette ki sevinçli olacağız, oluyoruz da öyle bildirilmiştir. Ama asıl bayram nedir? Bir söz var ya Fatma Hanım, deliye her gün bayram diye. Şimdi deliye her gün bayram... günler arasında bir ayrım fark söz konusu yok. Değil. Fark yok. Hı-hı. Onun için her gün neşeliyse her gün neşelidir. Mühim değildir. Şimdi bayram deyince insan sadece Ramazan-ı Şerif bayramıyla, Kurban bayramıyla sınırlı bırakmaması lazım. Çünkü insanın gerçekten bayram edeceği çok şeyler var. Mesela Müslüman olmak bayram mıdır tabii? Bayram olmasına sebep midir tabii? Cenab-ı Hakk'ın bu kadar yaratmış olduğu kullar içerisinde Cenab-ı Hak iman nasip etmiştir. Çünkü diğer şeyler kazanmakla elde edilebilir. Ama kazanmakla, talep etmekle Müslüman olunmaz. Müslüman olmaz. Cenab-ı Hakk'ın o bir ihsanıdır, lütfudur iman. Lütfettiği kulları, yani imanla şereflenen kulları, yani ellerini kaldırıp oynasa yeridir. Bayram mıdır onlar için? O bayramdır. Peki Müslüman olduktan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurdukları var. Nedir o da? Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Birisi müstesna buyuruyor, diğerler cehenneme gidecek. O müstesna olan, istisna edilen, fırkayı naci eden ehl-i sünnet ve cemaat itikadından olmak Müslüman olduktan sonra. Bayram mıdır? Bayramdır tabii ki Fatma Hanım ya. Müslüman olmak bir bayramdır. Doğru bir itikada sahip olmak o da bayram mıdır? Bayramdır. Sonra hayatta olmak, sağlıklı olmak bayram mıdır? Bayramdır tabii. Şimdi hayattasın. Hayattasın ama sağlıklı mısın? Gözün görüyor mu? Kulağın işitiyor mu? Dilin söylüyor mu? İşte Ramazan-ı Şerif'te oruçluyken dilimiz damağımıza yapışıyor. Gerçi Ramazan-ı Şerif'ten sonra da oruç tutuluyor. Oruç tutunca ne de olsa bir durum söz konusu oluyor. İnsan tabii kış günlerine rastladığı zaman Ramazan-ı Şerif susuzluk pek hissedilmiyor. Hele yaz günü, orak zamanı falan, o buğday zamanı veyahut da hele tarlada çalışanlar, çiftlik yapanlar, dağda işi olanlar veyahut da inşaatta çalışanlar, ağır iş yapanlar, fırında yazın olsun, kışın olsun
fırında. Yani ateşin karşısında ekmek yapanlar. Şimdi onlar daha çok o susuzluğun tadını, yani susuzluğun ne menem bir şey olduğunu daha iyi anlarlar. Tatmayan bilmez. Dolayısıyla kışın fazla insana koymuyor ama yazın bunlar daha da fazla mıdır? Daha da fazladır. Şimdi bakıyorsunuz bunlar tattıkça ondan sonra ne bileyim ağzınıza o serin yazın su geldiği müddetçe nasıl bir lezzeti vardır? Şimdi ağzınızın tadı var mı? Var. Ağzınızın tadı varsa senin için bayram mıdır? Bayramdır. Sağlıklı olmak bayram çünkü. Ağzınızın tadı varsa, burnunuz koku alabiliyorsa, kulağınız işitebiliyorsa, gözünüz görebiliyorsa, eliniz tutuyorsa, ayağınız tutuyorsa, ne bileyim mideniz yani iç organlarınız sıhhatli çalışıyorsa, ayarlarda bir bozukluk söz konusu değilse, bayram senin için. Hani Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin huzuruna birisi gelmiş de Fatma Hanım. İşte ben demiş çok sıkıntım var, borcum var, ölüyorum, bitiyorum, yandım, yıkıldım, bu dünya bana zindan oldu falan böyle dert yanınca. Mevlana Celaleddin Hazretleri dinlemiş. Demiş gözlerin nasıl senin? Demiş efendim gözlerim sağlam görüyorum. Peki demiş işte şu anda net hatırımda değil de teklif edilen o andaki diyelim ki 100.000 altın. Versen birisini verir misin bana? Düşün yok diye vermem. İki tane var 200.000. Eğer 500.000 denilse iki tane var 1.000.000 altın eder. 500.000. İki tane gözün. Demiş ya senden zengin kimse yok. Hani öldüm, bittim, yıkıldım falan diyorsun ama senden zengin kimse yok. Sadece gözlerine bu kadar altın diyoruz, yani vermem diyorsun. Senden zengin kimse yok. Şimdi bunlar niçin söylenmiştir? Fatma Hanım, herkes elindeki bulunana kanaat edip elindekinin bir şükrünü eda etmesi lazım. Yani ya bugün benim arabam yok. Yoksa da elhamdülillah sıhhatliyim ya. Sıhhatli olmak bayramdır. Ya arabası vardır ama başka dertleri vardır, sıkıntısı vardır. Yani onun da başka kendine göre derdi vardır, sıkıntısı vardır. Yeni araba almışsındır. Aldığın gecede arabayı çalmışlardır, kayıp. İşte asana bir dert. Olmasaydı böyle bir dert olmayacaktı. Hani Yahudi için anlatırlar da genellikle Yahudiler için anlatırlar onu. İşte bir Yahudinin öbürüsüne borcu varmış falan. Ertesi gün de ödemesi gerekiyormuş. Böyle hani derler ya 9 doğuruyor falan gidiyor geliyor falan sıkıntılar. Hanım demiş ki ne oluyor? Demiş işte İshak'a demiş borcum var. Demiş ya İshak'a borcun varsa demiş ya yarın ödemen gerekiyor demiş. Onu demiş hallederiz nasıl halledeceksin demiş. Bir dakika evlere ben de arkadaymış. İşte hanımın ismini çağırıyor söylüyor falan. Çıkıyor buyur diyor falan. İşte bizim Salomon'un diyor sizin diye İshak'a borcu varmış diyor. Salomon borcunu ödemeyecek diyor. Kapıyı kapatıyor içeri giriyor. Ne oldu diyor onlar düşünsün diyor tamam. Şimdi onların derdi. Onlar da ona göre hesap yapmışlar. Dolayısıyla şimdi her şeyi dert etmemesi gerekir Müslümanın. Dert etmemesi gerekir. Sıhhati yerindeyse tamam, hayattaysa tamam. Bir de mesela dostlarla beraber olmak bir bayram mıdır? Bayramdır tabii ki Fatma Hanım ya. İnsan sevmediği kimselerin arasında sıkıntı duymaz mı? Mesela her insanın ruhunun sevdiği kimseler vardır. Aşina olduğu kimseler vardır. Onun yanına rahat hareket eder. Konuşması rahattır, hareketler rahattır. Bazılar vardır böyle, ya kibarlık mı yapsam, yapmasam, her hareketin aynı şekilde ne bileyim hani çetele tutuluyor hareketin için falan. Rahat edemiyorsun. Ama öbürüsünü görmeyince rahat edemiyorsun. Birisini de görünce hani fazla uzatmıyorsun falan gönderiyorsun. Hani o kötü kimse olduğundan değil. Ruhun insana aşina oldukları vardır. İşte dost dediğimiz şeyler odur. Bu insanın elinde değildir. Ruhu sever onu. Mesela bazı din büyükleri buyurmuşlardır. Elimize değil ruhumu sevdi kardeşim onu diye. Cenab-ı Hak ezelde yaratmıştır demek ki. Öyle muhabbetler var. Sankisi fazladır. Oradan geliyordur. Doğrudur da. Kalu beladan itibaren biz Müslümanız ya. Ta ruhlar aleminde bir arada muhabbet olmuştur. Ne kadar enteresan bir şey hocam. Değil mi? Evet. Dünyada mesela geliyor falan. Ya böyle yani oturuyor falan neşeleniyorlar. Beraber oturuyorlar. Saatlerce beraber kalsalar. Bıkmıyorlar. Doyamıyorlar falan. 40 yıllık dost gibi. Aynen öyle. Yani o ünsiyet deniyor ona işte. Cenab-ı Hak öyle iş yapmış ruhların birbirini sevmesi. Şimdi öyle dostlarla beraber olmak bayram mıdır? Bayramdır tabii. Şimdi öyle dostun vardır. Gerçekten ruhun sevmiştir. Kalbin sevmiştir ama o fizanda sen bilmem neredesin. Hasretsin. O da var, bu da var. Berabersen mübarek olsun. Sonra iyi insanlar arasında olmak da bayram mıdır? Bayramdır. İnsanlara iyilik yapmak, onları sevindirmek, bir sıkıntılarını gidermek de bayram mıdır? Bayramdır. Yani bayram olarak nitelendirecek olursanız o kadar çok şey var ki Fatma Hanım.
O kadar çok şey var ki. Onun için yani din büyükleri buyurmuşlardır. Bayramlar sadece Ramazan bayramı ve kurban bayramlarıyla sınırlı değildir. İnsan gerçi hep öyle diyoruz ya, deliye her gün bayram diye. Gerçi mümin de Allah-u Teala'nın rızası için maddi menfaat gözetmediği için, yani deli olmadıkça iman tamam olmaz buyuruyor. Dolayısıyla her müminde kısmen bu delilik vardır. Olması da lazım. Deli olmadıkça iman tamam olmaz. Hangi konuda deli olmadıkça, yani şey değil, yani aklını oynatmak şekilde o, değil. O anlamda değil. Ona akıl hastası deniyor zaten. Ona akıl hastası deniyor. Burada kastedilen Allah-u Teala'nın rızası dışında, yani kendi menfaatlerini gözetmiyor. Hı. Böyle insanlara da deli edip, görüyor musun? Yani deli bu. Yapar bunu. Dağıtır elindekini. Dağıtır tabii. Niye? Allah rızasını dağıtıyor. Öbürleri göremiyor o hakikati. O görüyor. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç bulundurmuş mu? Yanında bir gece böyle kaldığı olmuş mudur? Bir yerden bir hediye gelse, bir elbise gelse, bir yiyecek gelse, altın gelse, onu bir gece böyle muhafaza etti, ertesi gün vereyim dedikleri yok gibi, yok gibi. Hakkından yok gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fatma Hanım, onun varislerine de bakıyoruz. Onlarda da yok. Ya şimdi insan gayrette diyor ki, ya ben 3-5 yani kenara koysan ya falan. Bizim gibi böyle gafil olanlar böyle düşünür. Evet. Ve biz kendimizi akıllı zannederiz. Öbür dağıtana da işte deli ya, yanına işte çoluk çocuk işte, yani evde lazım olur şu birkaç kuruş falan. Halbuki o akıllı, biz aslında akılsızız. Biz akıllısız. Onun için Müslüman da birazcık bu delilik olması gerekir. Niçin? Allah-u Teala'nın rızası için kendi menfaatlerini ters yüz etmesi. Budur zaten delilikten murat da budur. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri talebelerinden bir tanesi Hafız İmam diye hitap ediyor o talebesine. Hafız İmam da aklını fikrini Allah-u Teala'nın dinini yayılması için vermiştir. Aklını fikrini Allah-u Teala'nın dininin yayılması için vermiştir. Zaten ondan sonra da buyuruyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri deli denmedikçe iman kemal bulmaz. Böyle olmak imanın kemal olduğuna, bu Hafız İmam dediği kimse, o talebesi yani onda iman kemal noktasına doğru tırmanmaktadır. Böyle olmak lazım. Bu mecnunluk, bu delilik müminlerde, daha doğrusu hepimizde bir parça bulunması lazım mı? Evet, bir parça bulunması lazım. İşte mesela bir kimseyi sevindirmek bayram mıdır? Bayramdır Fatma Hanım ya. Bayram mıdır? Bayramdır. Bakın bu şey konusu var ya zamanımızda, özür dilerim. Depresyon diyoruz ya efendim. Bu tip hastalıkların tedavisi konusunda yapılan araştırmalarda bir Hristiyan doktorun ifadesi diyor ki bu depresyon dediğimiz, depresif dediğimiz hastalıklarda genellikle bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz şeyler böyle uyuşturucu ilaçlar vermek, iğneler vermek, yani uyutup uyuşturup zihinden onları attırmak için yardımcı olmak, vücudun tekrar kendisini toparlayabilmesi için. Fakat demiş, esas bu hastalıkların tedavisinde en iyi yol bir şeyler vermek, insanları sevindirmek diyor. Enteresan değil mi? Tabii. En iyi yol insanlara bir şeyler vermek. Allah Allah. Yani bir, malından dağıtmak. Evet. Malından vermek, fedakarlıkta bulunmak, bir şeyler vermek, fedakarlıkta bulunmak. Ve insanı bu rahatlatır ve en iyi de tedavidir. Çünkü Allah-u Teala kullarına yardım ediyorsun. Allah-u Teala kullarına yardım ediyorsun. Yani şimdi Cenab-ı Hak kulları için ialim tabiri kullanmıştır. Evet, Cenab-ı Hakk'ın hani çoluğu çocuğu yok. Ama kulları için böyle buyurmuştur. Şimdi bir çocuğa yardım edilmiş olsa en çok kim sevinir? Babası, annesi sevinir. Allah-u Teala'nın kullarından birisine yardım edilirse kim sevinir? Sahibi sevinir. Yani Allah-u Teala sevinir. Allah-u Teala sevinince sendeki rahatsızların hepsini gideremez mi? Giderir tabii ki. Dolayısıyla yani bunların ilmen ulaştığı bir Alman doktor bu. Bir Alman doktor. Eğer diyor insanlara bir şeyler verirse, yardım ederse bu hastalık kısa sürede tedavi olur. Bunu adet haline getirirse, yaparsa. Demek ki o anda vücut bir başkasına bir şey vermenin, bir başkasını sevindirmenin hazzını, tadını duyuyor. Allah-u Teala'nın yardımı apayrı bir şey. Vücut duyuyor bunu, hissediyor bunu. Bu haz, bu tat vücuttaki siniri veyahut da sinirleri yerli yerine oturtturmasına, vücudun normal şekilde çalışmasına, çalışmayan yerlerin harekete geçirmesine vesile oluyor, sebep oluyor. Ne güzeldir ya. Ama bir Müslümanı vermesiyle bir Hristiyan vermesi arasında çok fark var. Hristiyan verirken bir menfaat karşılığı, ama Müslüman verirken Allah rızası olarak verir. Allah rızası için verilir. Tabii
Ama yine de öbürüste vermek midir? Vermektir. Onun da faydası olur mu? Onun da faydası olur tabii. Evet. Sevgili dinleyiciler, programımız Gönül Pınarı kısa bir aradan sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın. Ediyor. Şimdi bugünkü konumuz, bu geceki konumuz asıl bayram. Bizim bayramlarımız geçiyor gidiyor hocam. Ama bahsettiğiniz bayram, yani inşallah ahirette nasip olursa böyle sonsuza kadar yaşayacağımız bayram, sonsuza kadar yaşanacak bir bayram. Şeyde, yani, şeyde Fatma Hanım, mesela bu dünyadan ayrılırken insan için tam dinimizin demiş oldu. İki bayramımız var zaten bizim. Ramazan-ı Şerif bayramı, Kurban bayramı. Tabi mübarek gecelerimiz de var. Ha, milli bayramlarımız onlar ayrı. Dini bayram olarak iki tane bayramımız var. Ramazan-ı Şerif bayramı ve Kurban bayramı. İki ana bayram. Bir de o mübarek gecelerimiz var. Şimdi ana olarak iki bayram. Ramazan-ı Şerif ve Kurban bayramı. Ama bir de mesela kitaplarda anlatılırken mümin için fert bazında. Bu Müslümanların umumi sosyal olarak insanların hepsini içerisine alıyor. Fert bazında esas kişinin bayramı ne zaman? Ne zaman? Ecel gelip de Azrail Aleyhisselam veyahut da ölüm meleği gelip de korkma. Korkma, sen Allah-u Teala'ya kavuşuyorsun, Erhamir Rahimine, yani merhametlerin en merhametlisine kavuşuyorsun dediği andaki kişinin için bayrammış. Yani ne demek biliyor musunuz? Ebediye vize alıyorsunuz, sonsuz kurtuluşunuzun vizesi. Şu anda garanti değil. Geliyor diyor ki korkma, sen merhametlerin en merhametlisine kavuşuyorsun. Merhametlerin en merhametlisi. Mesela dünyada insana en çok merhamet eden annesidir, babasıdır. Annesidir, babasıdır. Ama anne baba da netice itibariyle Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir mahluktur. Ve Cenab-ı Hakk'ın onlara vermiş olduğu, sadece onlara değil, bizim annemiz babamız bize dahil olmak üzere, hepimiz dahil olmak üzere 100 rahmetin birini vermiş. Bu bir rahmeti, merhameti hem insanlarda tezahür ediyor hem hayvanlarda. Biri. Şimdi hayvanlarda bile görüyoruz, böyle şaşırıp şaşırıp kalıyoruz. Allah Allah diyoruz. İnsanda görüyoruz, şaşırıp şaşırıp kalıyoruz. Birinin suyunun suyu tezahür ediyor ya. Esas 99'unu Cenab-ı Hak kendisine saklamış. Ve ecel gelip de ölüm meleği geldiği zaman korkma ya mümin, Erhamir Rahim'ine kavuşuyorsun. Esas bayram o zaman Fatma Hanım. Esas bayram. Hani zil çalıp oyna derler ya. Bitti çünkü senin eline öyle vize veriyorlar ki. Efendim işte mahşerde beklesin, tamam. Vizeyi aldı ya. Vizesi hazır. Cebine koydu. Cennete gidecek çünkü. Ve sonsuz saadet diyordu. Birazcık meşakkat çekecek. Çeksin. Onun da kadir ve kıymetini öğrenmiş olur. Çünkü kitaplarda anlatırken buyuruyor ki cennete transit geçenler de olacak. Transit geçenler. Oh, ne güzel hocam. En güzeli o. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün anlatırlarken buyuruyorlar ki ümmetimden bana bildirildi. 70 bin kişi transit böyle. Ellerindeki şeyleri artık o pasaportlar demek ki çok özel. 70 bin kişi. İşte Ukaşa radıyallahu teala hazretleri hemen fırlamış. Ya Resulallah dua edin ben de onlardan olayım diye. Resulullah Efendimiz ya Rabbi bunu da onlardan eyle diye dua ediyorlar. Eshab-ı kiramın bir başkası daha fırlıyor. Ya Resulallah dua edin ben de derken Ukaşa seni geçti buyuruyorlar. Kapatıyorlar çünkü herkes isteyecek onu. Herkes isteyecek. Fakat kitaplardan anlatırken çok güzel şeyler de var ama. O her 70 bin kişi kendisinde 70 bin kişiye de şefaat edecek buyuruyor. Bir kişi. Evet.
bir kişi 70 bin kişi. 70 bin kişinin her biri 70 bin kişiye şefaat edecek. Zaten Fatma Hanım, yani ölürken Erhamir Rahim'ine gidiyorsun diye o müjdeyi aldığın an bitiyor zaten. Bir de mümin olsun gayrimüslim olsun herkese ama. Çok ani bile olsa kurşunla ölsün, trafik kazasında ölsün, böyle şak diye getirilermiş, Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam resmini gösterilermiş. Bu zatı tanıyor musun diye. Melekleri getirip gösteriyor. Bu zatı tanıyor musun? Mümin dermiş ki nasıl tanımam, bu benim peygamberim dermiş. Görmese de mi hocam? Evet, görmesin. Çünkü o anda hemen Cenab-ı Hak hatırına getirtiyor. Çünkü Fatma Hanım cennette mesela cuma gecesindeyiz şimdi. Cuma müminlerin dünyada da cennette de bayramıdır. Bir böyle bir bayram var. Evet, bir de böyle bir bayram var. Ve oradaki bayram artık nasıl bir bayramsa cennetteki bayram. Cenab-ı Hak nasip eder inşallah. Dünyada da cennette de müminlerin bayramıdır. Şimdi o bayrama kavuşabilmek için cuma günü. Cuma gecesindeyiz. Cuma günü de orada bayramdır. Şimdi orada neler ihsan edilecek, neler verilecek onu biz bilemiyoruz ki. Ama oraya kavuşabilmek neyle mümkündür? Bu dünyadaki sıkıntılara katlanmakla mümkündür. Şimdi onlara kavuşabilmek için dünyada Cenab-ı Hak kullarına belli ölçüler içerisinde belli sıkıntılar veriyor. Yani onun için gelen sıkıntılara mümin aldırış etmemeli. Diyeceksiniz efendim üzülmez misiniz siz? Hem üzülmek ayrı bir şey. Onu dert edip de depresyona girmek ayrı şey. Bu ikisini birbirinden ayırt etmek lazım. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim üzülürlerdi. Ama dert edinmezlerdi ki. Eshab-ı kiram alimdan efendilerimiz üzülürlerdi. Ama dert edinmezlerdi. Biz insanız, elbette ki üzülürüz. Yani bir yakınımız vefat ettiği zaman ona biz üzülmez miyiz? Ağlamaz mıyız? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kızlar vefat ettiği zaman. Rukayye vefat ettiği zaman, Ümmü Gülsüm vefat ettiği zaman, Hazreti Zeynep radıyallahu anhüne vefat ettiği zaman. Çünkü Hazreti Fatıma kendisinden sonra vefat etti. Onlar vefat ettiği zaman ağlamadı mı Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Elbette ki ağladılar. Hatta işte Ümmü Gülsüm ve Rukayye Hazreti Osman'a radıyallahu teala an verilmişti. İşte ikinci kelimesi de vefat edince Hazreti Osman da ağlamıştır. O zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi kızı vefat eden Hazreti Osman ağlayışına dayanamamıştır. Ağlama ya Osman. Üçüncü bir kızım daha olsaydı onu da sana verirdim buyuruyorlar. O da öyle bir zatmış. Nasıl bir zatsan. Şimdi onların acısını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gördü mü gördü. Sonra daha sonra mesela oğlu İbrahim, Hazreti İbrahim vefat etti. Onun acısını da gördü. Amcası Hazreti Hamza'nın şehit edilmesini gördü. Annesinin vefatına şahit oldu, babasını görmedi. Ama annesinin vefatına şahit oldu. Vefat ettiğini. Peki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam üzülmedi mi? Elbette ki üzüldü. Ama annesi de tabii yaratılış itibariyle yüksek yaratılmışlar. Vefat etmeden önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yüzüne bakarak herkes diye bir evlat dünyaya getirdi. Ama diyor ben farklıyım. Mealini söylüyorum ben. Ama ben farklıyım. Herkes diyor evladını dünyaya getirir, yetiştirir, büyütür. Bir müddet sonra, bir nesil, iki nesil sonra unutulur gidilir onlar. Nice anneler böyle. Ama ben öyle bir evlat dünyaya getirdim ki benim ismim hep kalacaktır. Benim ismim hep kalacaktır. Hakikaten çünkü çok olağanüstü haller görmüştü. Çok olağanüstü haller görmüştü. Mesela Hazreti Amine radıyallahu anha kendileri anlatıyorlar. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam ona hamileyken doğum zamanı o acıların, o ızdıraptan hiçbirisini çekmedi ve görmedi. Ve doğum anında göz perdeleri kaldırıldı. Dünyayı böyle avuç içi gibi gördü. Şarttan garba, doğudan batıya. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dünyaya gelirken meleklerin indiğini gördü. Saf saf böyle. Onlar hep Hazreti Amine validemiz anlattı. İndiler melekler gökten saf saf diye. Mevlid'de. Evet, Mevlid'de anlatılıyor Süleyman'cığım. Aynen böyle. Yani dizi dizi demektir. Oradaki saf saf berrak demek değildir. Dizi dizi böyle indiler. Ve kıldılar evim etrafın tavaf. Müjde veriyorlardı melekler. Ve bunları seyrediyor. Donup kalmıştır. Yani o ızdırap, o şey, o zevk bir de şerbet ikram ediyor ki cennet şerbeti o. Cennet şerbeti. Hatta bir kimse böyle Fatma Hanım ömrü boyunca adamcağız böyle çok affedersiniz özür dilerim dilini çıkartır böyle yaparmış. Hep yalanırmış. Demişler ya niye yapıyorsun böyle? Bu kimse vefat etmek üzereymiş. Bu kimse vefat etmek üzereymiş. Her şey tamam.
ruhu çekilmeye başlamış. O anda Kevser şerbeti getirmişler. Kevser şarabı getirilmiş. Ağzına bir damla damlatılmış. İmanlı olarak gidecek. O anda bir başka melek geliyor. İşte bunun diyor ömrü kazay muallak olarak şöyle bir şey vardı. İşte evladına ve herhangi bir o iş yapıldı. Dolayısıyla öbür ömrüne değiştirildi. Ruhunu geri iade edin. Allah Allah. Ruhunu geri iade etmişler. Ama hulkuma gelmişmiş yani. Boğazına getirmişlermişmiş. Tekrar gerisin geri iade ediyorlar. Ruhunu. Kazay muallak olarak değişen cinsten ömür verilmişmiş. Ve adamcağız tabii o cennette şarabını içti ya. Bir damla geldi ya, damağında kalmış adam. İki devi habire böyle yalanırmış. Hiç, onu anlatıyordum işte, kitaplarda geçmiş bu. O tat, o lezzet hiçbir şeyde yokmuş Fatma Hanım. O tat, o lezzet hiçbir şeyde yokmuş. Şimdi nereden açtık konuyu, nereden nereye getirdik? Asıl bayram dedik de işte asıl bayram, dünyada insanın bayram edeceği günler olduğu gibi, böyle ölürken eğer imanlı gitme durumumuz söz konusu olur... Korkma ya mümin, Erhamir Rahim'ine gidiyorsun. Veyahut da Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam resmini gösterdiği zaman nasıl tanımam, bu benim Peygamberim Muhammed Aleyhisselam diye gönlüme gelir de onu hemen tanıttırılırsa kalbime, gönlüme gelir. Çünkü hayattayken ben onun efsafını okuyordum, güzelliklerini okuyordum. O güzellikleri göstererek getirecekler o resmi. O benim Peygamberim deyince sen dünyada da tanıyordun, mübarek olsun deyip gidiyorlarmış ondan sonra. Melekler geliyor. Şimdi onlar bayram değil mi? Asıl bayram onlar Fatma Hanım. Asıl bayram onlar. Ve sonra mesela kitaplarda anlatılırken mizanın başındasın, hesabın başındasın, günahların ve sevapların tartılacak. Günahların hafif geldi veyahut da Cenab-ı Hak örttü günahlarını. Orada gördü. Sana bile göstermedi. Çünkü kitaplarda anlatılırken mesela istiğfar anlatılırken istiğfar estağfurullah. Ya Rabbi özür dilerim beni affet demektir. İstiğfar duası estağfurullahil azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyul kayyum ve etûb ileyh. Bu günahları örter buyuruyor. Ama Sübhanallah ve bihamdî Sübhanallahil azim demek günahı kökünden kaldırır atar. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki istiğfara devam ediniz. İstiğfara devam eden mahşer günü yani diğerlerine göre çok rahatlayacak, kurtulacak meali de hadis-i şerifler var. Dolayısıyla tabii günahları örtülmüşse mahşer günü mesela şimdi bunu izah etmekte zorlanmıyoruz ama böyledir de demiyoruz. Zamanımızda televizyon var ya, şimdi dev ekranlar düşünün Fatma Hanım. Bir insan ömrü diyelim ki 90'lık bir banta kayıtlı. 90 senelik adamın ömrü var, 90'lık banta kayıtlı. Koca video bantlar diyelim taktılar, buyur hemşerim dediler seyretsin. 90 seneyi kare kare görüyorsun. Sesiyle beraber böyle görüyorsun falan. Bazı öyle yerler geçiyormuş ki mesela simsiyah. Kendin de bakıyorsun falan hiçbir şey göremiyorsun. Çok özür dilerim, tenzih ederim dinleyicilerimize. Ya ben burada ne halt ettiydim falan. Kendi bile bilemiyor. Cenab-ı Hak oraya simsiyah şerit çekmiş tamam. O bile bilemiyor bunu. Cenab-ı Hak kendinden bile gizliyor. Yani kişinin işlemiş olup ya ben burada ne karıştırdıydım da Cenab-ı Hak böyle gizlemiş. Onu bile kapatıyor yani. Yani ay, şimdi çok öyle güzel bir şey hocam. Değil yani, mi? Allah'ın rahmeti yani. Tabii. İnsan bunları bunları düşününce bunlar bayram değil mi Fatma Hanım ya? Esas bayram bu. Bir bakıyorsun falan. Aa! Silinmiş yok bir şey. Bir de eline vize veriyorlar. Buyur diyorlar. Sen saadet diyordu cennete gidiyorsun falan. Ne büyük zevktir o. Ne büyük bayramdır o. Bir de mesela bunların da ötesinde Cenab-ı Hak inşallah para nasip eder. En büyük bayram. En büyük. Ne o? Cennette Allah-u Teala'nın zatının görülmesi Fatma Hanım ya. Çünkü cennete müminler girdikten sonra hesap kitap her şey bitiyor. Seneler geçiyor tabii hesabın kitabın bitmesi için cennete giriyor. Cennete tabii peygamberlerin hepsi orada aleyhissalatü vesselam. Onların sohbetleri var, eshab-ı kiram var, din büyükleri var, onların sohbetleri var. Yani çalışmak yok, şey yok, istediği şey hemen geliveriyor. Kin yok, nefret yok, hastalık yok. Ondan sonra ne bileyim kötülük yok. Çünkü nefs sökülüp alındı, o bisiklet sökülüp alındığı için kötülük söz konusu değil. Böyle olunca o kadar rahat ve huzurlar ki buna rağmen Allah-u Teala cennette kullarına dermiş ki benden isteyeceğiniz bir şeycik yok mu? Utanırlarmış. Ya Rabbi ne isteyelim ki? Aklımıza hayalimize gelmedi ki her şeyi vermişsin. Ne isteyebiliriz ki? Yok yok buyurmuş, sizin isteyeceğiniz bir şey daha var benden.
düşünüyorlar, düşünüyor müminler bilemeyiz. Peki dünyada bir mesele olduğu zaman kime müracaat ederdiniz? Alimlere. Gidin sorun bakalım bizden, benden isteyeceğiniz başka bir şey var mı? Alimlere gidermiş insanlar. Biz Rabbimizden daha ne isteyeceğiz? Onlar derlermiş ki Allah-u Teala dünyadaki vaat etmedi miydi? Cennette ben size zatımı göstereceğim. Zatını isteyin. Ya Rabbi derlermiş, cemalini görmek isteriz. Fatma Hanım, şimdi başka ifade yok. Böyle tebessüm eder gibi, güler gibi tecelli edecek cennette buyuruyor. Ve cennettekiler Allah-u Teala'nın zatını görecek. Herkes ama kendi derecesine ve anlayışına göre öyle bir zevk alacak ki buyuruyor. O zevk seneler değil, asırlar geçecek üzerinden bazılarının. O zevkten, o tattan. Şimdi bunu hayal bile edemiyoruz, düşünemiyoruz. Yani düşünüyoruz ki ya nasıl zevk olabilir? Şimdi mesela diyelim ki içkiye alışan bir şey, ya şaraptan da mı daha tatlı? Şimdi adam sadece onu görmüştür. Mesela nikotine alışan, tütüne alışan diyor ki ya sigaradan mı daha tatlı? Veyahut da şimdi doğuda mesela soğan çocuğu yemek çok böyle adetmiş. İki konuşuyormuş böyle. Birisi demiş ki demiş hemşerim demiş sen demiş bir hükümdar olsan ne yersin falan demiş. Soğan çocuğu yerim demiş. Soğan çocuğu. demiş sen olsan demiş bana yiyecek bir şey bırakmadın ki. Şimdi soğan çocuğu yerim. O derece keyif alıyor yani. O derece keyif alıyor. Şimdi herkesin böyle bir keyif aldığı bir şey var. Mesela bazısı vardır ne bileyim balkonuna çıkar. Soğuk da olsa, kış da olsa, yaz da olsa falan orada bir çay içer böyle veyahut da yanında tiryaki sigarasıyla beraber o onun için en büyük keyiftir. En büyük keyiftir. Ya bunu yani bunu tatmayan, bunu anlamayan boşuna yaşamış der dünyada. Ne bileyim başka bir şeyden keyif alan der ki bunu tatmayan boşuna yaşamış. Mesela ömründe hamsi yememiş için mesela Karadenizli der ki ya hamsi yemediysen boşuna yaşadın diyebilir. Diyebilir. Ne bileyim İç Anadolu'da saç böreği yememiş bir kimse. Tabii ben de kendi zaafımı çıkartıyorum. şimdi saç böreği yemediyse, ya saç böreği yemediyse boşuna yaşamıştır. Diyebilir. Veya et ekmek yemediyse, Konya'nındır et ekmek, yemediyse falan. Diyelim Samsun'un kendisine göre vardır, Trabzon'un vardır, Ankara'nın var, İstanbul'un var. Yani herkesin kendisine göre bir damak lezzeti var ya. Boşuna yaşamışsın der. Boşuna yaşamışsın. Şimdi bunlar acaba böyle mi diye düşün. Böyle değil. Bunlarla hiç alakası yok. İşte o zevk farklı bir şey. Cenab-ı Hak dünyada belli şeylerden keyif alma, belli şeylerden zevk alma şeyi yaratmıştır. Ama buradaki keyif, buradaki zevk sınırlıdır, geçicidir. Ama orada öyle değil işte. Bunu hayal bile edemiyoruz. İşte esas bayram Allah-u Teala'nın cennette görülmesi midir? Evet. Esas bayram Allah-u Teala'nın cennette görülmesidir. Cenab-ı Hak inşallah Teala onu nasip eder bize. Zaten cennete girilirse mesele kalmıyor Fatma Hanım. Daha doğrusu cennete girilirse değil de ölürken imanlı olarak gittiğimiz eğer bildirilirse mesele zaten kalmıyor. Ondan sonra garanti. En büyük bayram. Evet. Evet sevgili dinleyiciler, yine kısa bir aramız var ama bir yere ayrılmayın çünkü aradan sonra tekrar sizlerle Gönül Pınarı'ndayız. Devam ediyor.
bayramla başladık ama asıl bayramın ne olduğunu da öğrenmiş olduk. İnşallah sadece bayramlarda değil, her an hatırlarız ve inşallah hepimiz o hani deli sıfatını taşıyan ama gerçek deli sıfatını taşıyan o parantezi açıp içine yerleştirdiğimiz anlamda insanlardan oluruz. Hocam şimdi biz böyle aralarda da konuşuyoruz. O hakikaten Rabbimizi izlemenin inşallah onu görmenin ne kadar büyük bir keyif olduğunda herhalde en üst seviyede olan zevk. En büyük zevk. Bir de hocam hani anlattınız ya, dinleyicilerimiz de istifade etsin. Hani böyle belli periyotlarla görecekmişiz ama. Şimdi cennete girenlerin, şimdi senede bir defa görenler var, cuma günü gelenler var. Ama cennete giren herkese Allah-u Teala onu ihsan ediyor. Hepsi yok. Onu ihsan ediyor. İhsan etme sebebiyle de cennette mesela diyelim ki birisinin bir köşkü var. Cenab-ı Hak en iyisini bana ver diyor. Ve herkes mesela elma yiyecek. Herkes elma yiyecek. Herkes bir lezzet alacak. En iyi lezzeti ben alacağım. Ben alıyorum diye düşünecek. O verilecek ona. Ya. O verilmezse, çünkü bakın cennette üzüntü yok. Öyle olsa ya senin elma benim elmadan iyi diye düşünürsün. Olmaz o. Olmaz o. Ya o zaman üzülürüm ben. O da rahmet hocam. Rahmet tabii. Yani. Çünkü orası saadet diyordu. Orada üzüntü yok, sıkıntı yok, dedikodu yok. ve sonra burada mesela yediğimiz şeyleri izale edebilmek, yok edebilmek için çeşitli sıkıntılar. Cenab-ı Hak daha doğrusu dünya sistemini böyle yaratmıştır. Evet. Ama orada da mesela vücudumuz, yeni vücutlara gelecek vücutlar, ruhlarımız, o yeni vücutlarda tamam yeme içme var, yeme içme var ama dünyadaki gibi ifrazatı öyle değil. Cenab-ı Hak sistemini farklı yaratıyor. Nasıl yaratıyor? Orada yediğin içtiğin buharlaşıyor ve cennete sıkıntı vermiyor. Kir olmuyor. Allah Allah. Şimdi terlemek gibi. Evet, terlemek gibi. Hmm. O şekilde böyle atıyor. Şimdi bakın aa falan diyor bazıları da, bu A'sı B'si falan yok. Hele bu asırda yaşayan şimdi bu asırda bu zamanda yaşayanlar için misaller o kadar çok ki. Bakın bizim şurada ileride çöp arıtma tesisleri var, biliyorsunuz değil mi? Hatta burada ayrıca fabrikası bile var. Takır 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 kıyıyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan. Yani kamyonlarla çöp giriyor, çöp kaybolup gidiyor. Çöp dağları falan oluşmuyor. Değil mi? Hiçbir şey olmuyor. Etrafı da kirlettiği falan yok. Kokusu mokusu falan var. Biraz esans yükleseler onlar da herhalde bir şey de olmaz. Esans fabrikası zannedersin. O çöp fabrikasının olduğu yeri. Ya dünyada imha ediyorsun sen bunu. Allah falan sana vermiş olduğu akılla, yani çöp yığınlarını, onları işte imha edebiliyorsun. Tuzla buz ediyorsun falan. Çöp falan kalmıyor. Peki dünyadaki yemiş olduğun şeyleri Cenab-ı Hak öyle bir sindirim sistemi yaratmış ki dışarı atılacak şekilde ve necaset olacak şekilde olmuş. Zaten dünyayı da burası, şimdi konu konuyu açıyor da şimdi Adem Aleyhisselam önce cennette yaratıldı Fatma Hanım. Tabii cennet meyvelerinde yedi. Cennet meyveleri dünyadaki gibi değil. Tamam, dünyaya inecek şekilde yaratıldı onun vücudu ama cennet meyvelerini yiyor, doyuyor, hissediyor ama buharlaşıp çıkıyor. Şey vermedi. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a cennettekilerden bir tane şundan yeme dedi. Yeme dedi ama yemesini murad etti Cenab-ı Hak. Yeme dedi, yeme diye emretti fakat yemesini istedi. Onun için de Adem Aleyhisselam'a unutturuldu. Unutturuldu. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Unuttu buyuruluyor. Özürdür o. Ama Cenab-ı Hak onu yemesini murad etmişti. Yedi. Ama o dünya meyvelerine, yani dünyaya mahsus özellikler taşıyordu o. Yiyince normal şekilde vücut harekete geçti. Tahliye edip dışarı atacak. Cennet öyle yer değil. Öyle yer değil. Adem Aleyhisselam sıkıntıya düştü. Melekler dediler ki ne oldu? Dedi ki ben de böyle tuhaf bir şey oldu daha önce. Ha dediler. O meyveden yedin. Dolayısıyla dediler onun yeri burası değil. Çok özür dilerim. Onun yeri dünya. Niye? Git orada yap. Tamam. Enteresan değil mi? Çok enteresan hocam. Çok enteresan ve dünyanın aslında ne oldu? İşte o şeyin yapılacağı yermiş. Tamam. Onun yeri burası değil. Git dünyaya yap gel oğlum. Onu dünyaya yap gel. Dünyadır onun yeri. Burası değil.
Cenab-ı Hak şimdi dünyada bile Allah-u Teala'nın vermiş olduğu akılla sen kalkıyorsun mesela bir çöpü imha edecek özellikleri buluyorsun yapıyorsun. Cenab-ı Hak her şeye kadirdir. Yani yarattığı vücutta oradaki meyvelerdeki özelliklerde ve senin vücudunda o yenilen şeyleri buharlaştırıp yok ediyor. Yine yiyorsun, yine lezzet alıyorsun. Karnın doyuyor, su içiyorsun. Cennet şerbetleri var. Mesela kitaplarda anlatılıyor. Böyle bal nehirleri akıyor. Ondan sonra baldan nehirler akıyor. Baldan, sütten nehirler akıyor. Akıyor bu. Ve para da vermiyorsun. Akıtan da Cenab-ı Hak'tır. Veren de Cenab-ı Hak'tır. Yaratan da Cenab-ı Hak'tır. Efendim tükenmez mi? Hemen şunu sormak lazım. Böyle söyleyenlere hemen sormak lazım. Ateist olsa, hani şey yaptığınız zaman, güneş ne zamandan beri hayattadır? Güneş. Bizi ısıtan ve sıcaklığını veren. Bilmiyorum ki. Kaç senedir? 1 milyar sene mi? 2 binler mi? Ne kadar bilmiyoruz. Peki bir yerden takviye edilmiş midir? Benzin, anladın, kömür falan. Yok. Peki nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Fatma Hanım durmadan bu ısı ve ışık veriyor. Bilmem kaç milyon kilometreden beni yakıyor. Evet. Yaklaşsam kim bilir ne olur. İyi de bu ne? Ateş parçası. Soğumuyor mu bu? Hık mık falan ilmem bir şey bulamıyorsun. Yok. İşte efendim işte hidrojen aksiyonu. İyi de kim koyuyor bunu ya? Kim koyuyor bunu? Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın kudreti devrede orada. Cenab-ı Hakk'ın kudreti sonsuz. Cenab-ı Hakk'ın kudreti sonsuz. Asırlardır. Yaptı milyarlarca senedir sana güneş ısı ve ışığını veriyor da Cenab-ı Hak cennet diyor. Cenneti sonsuz yaratıyor. Cehennemi de sonsuz yaratıyor. İkisi de sonsuz. Yarattıklarında sadece ikisini sonsuz kılacak. Ve orada saadet yurdu olarak yaratıyor. Kendi kudretinden baldan nehirler, ondan sonra ne bileyim sütten nehirler. Kudreti dahilinde. Ve çarşılar olacak buyuruyor cennetin. Alışveriş yapacak insanlar. Ciddi misiniz hocam? Tabii. Hanımlar çok sevinmiştir kesin. Alışveriş edecekler hanımlar yapacak. Çok sevinmiştir. Alışveriş yapacak. Alışveriş yapacaklar. Çarşılara inecekler. Çarşılara inecekler. Onsana insanlar birbirlerini davet edecekler. Sohbetler edecekler. Tabii dünyadaki köşler, gibi. Dünyadaki gibi. En büyük zevk aldıkları şey de en büyük zevk aldı dünyadaki konuştukları var. Ve bir de mesela Kur'an-ı Kerim'de bir erkeği 18 kadının dışındaki 18 kadınla rahat görüşebiliyor. 18 kadının dışındakileri zaruret miktarı zaruret kadar görüşebilir. Bir kadın da 18 erkekle istediği zaman istediği şekilde görüşebilir. Serbest her zaman görüşebilir. Baş başa görüşebilir. Yalnız kalabilir onlarla. Ama 18 erkeğin dışındakilerle ancak zaruret miktarı zaruret kadar ve belli şartlarda görüşebilir. Öyle bildirmiş Cenab-ı Hak. Ama orada öyle değil. Serbest o. Serbest o. Onun için zaman zaman mesela ben İslam ve toplum programında hep anlatıyorum. Şeyde de anlatıyorum. Mesela Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz anlatacak orada. Hazreti Hatice validemiz de anlatacak. Başlangıçta o sıkıntıları. Şimdi onların ağzından dinlemek var. Evet. Hazreti görmek var. Tabii. İnşallah Teala Cenab-ı Hak nasip eder. Hazreti Hatice validemiz anlatacak başlangıçta ne sıkıntılar çekildi. Ondan sonra Medine-i Münevvere'deki hayatı ve Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam en hassas konularda bile çok rahatlıkla sual sorabilen ve Müslüman hanımların öğrenmesi gereken bütün ince meseleleri didik didik eden Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anh'a. Onlar aynı şekilde dünyadaki yaptıklarını dünyada hatırlayacaklar. Orada da anlatacaklar. Şimdi onların anlatmaları ayrı bir zevk mi verir? Tabii ki zevk verir. Şimdi ondan daha büyük bayram olur mu? Yani onların sohbetinde bulunmaktan daha büyük bayram olur mu? Şimdi mesele kitaplarda anlatılıyor Fatma Hanım. Biz kitaplardan okuyoruz. Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimiz Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam sohbetinde kendilerinden geçerlermiş. Bu dünya şartlarında ha. Mesela Hanzala Radıyallahu Teala Hazretleri için anlatılan bir hadise var. Orada Hanzala Radıyallahu Teala Anh Hazretleri için sohbetten çıkıyorlar. Mescid-i Nebi'den sohbetten çıkıyorlar. Birden işte yürüyor neyse sokaktan geçiyor evine gidiyor evine varır varmaz hanımını çoluğunu çocuğunu görünce birden bu bir fırlıyor ben diyor münafık oldum falan hanımı da şaşırıyor diyor ki efendi ne münafık falan ama kapıyı açıyor bağırıyor sokakta dışarıda Hanzala münafık oldu diye kendi kendine bağırıyor eyvah sabit diğerleri diyorlar ki ne oldu falan
Hazreti Ebubekir karşılaştı. Hazreti Ebubekir tabii derecesi çok yüksek olduğu için anlıyor vaziyeti. Hemen koluna giriyor. Tabii hemen tabibin huzuruna götürüyor. Tabibin huzuruna. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam huzuruna götürüyor. Yolda giderken de diyor ki sen münafık olmadın. Yok diyor ben münafık oldum. Yok diyor münafık olmadın. Bağırma ama diyor. Götürüyor Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam huzuruna. Ne oldu buyuruyorlar? Diyor ki ya Resulullah ben münafık oldum. Resulullah Efendimiz sevesine hayır buyuruyor sen münafık değilsin. Tepeden tırnağa iman dolusun sen. Ama diyor ya Resulullah sizin huzurunuzdaki gibi değilim ben. Ben eve gidince değiştim. Değiştim. Sizin buradaki o sohbetteki hal bende kalmadı. O zaman tebessüm ediyorlar Resulullah Efendimiz. O hal devam etse meleklerle görüşür ve misafaha edersiniz. Elbette ki kalmayacak buyurun. Çünkü Resulullah Efendimiz'in ruhaniyeti sebebiyle orada tabii onlar da Peygamberimiz'in sohbetinde kendilerine bir geçerlermiş Fatma Hanım. Bir geçerlermiş. Dünyada oluyor bu hadise. Mescid-i Nebi'nin böyle toprakla örtülü değildi. Tamam ağaç var. Şeyle hurma lifleri yapraklarıyla falan aralarında böyle boşluk olurdu. Kuşlar içeri girermiş Mescid-i Nebi'nin. Şimdi Eshab-ı Kiram öyle kendinden geçermiş ki otururken Peygamberimiz sohbet dinlerken kuşlar bunları ağaç zannedermiş. Yani kesilmiş böyle kütük zannedermiş. Gelirmiş başlarına konarlarmış. Omuzlarına konarlarmış. Kuşlar bunları ağaç zannedermiş. Eshab-ı Kiram'ı. Allah Allah. O kadar sessiz yani hareketsiz. Kendilerinden geçerlermiş. Yani tabir caizse çok özür dilerim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam alıyor o sohbetiyle bunları ahirete götürüyor. Yani o manevi alemdeler. E tabi Resulullah Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam huzurundan çıkıyorlar. İşte hanımını, çoluğunu, çocuğunu, iş falan görünce ah ben diyor böyle değildim, değiştim ben. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği zaman Eshab-ı Kiram aklı örtülmüştür. Nasıl aklı örtülmüştür? Hiç kimse inanamamıştır Resulullah Efendimiz'in vefat ettiğine. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri bu münafıkların bir gene yalanıdır diye çekmiştir kılıcını işte Peygamberimiz öldü diyenin kafasını uçururum demiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri. Niye? Çünkü kendileri söylüyorlar. Biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta iken dünya mı, dünya var mı yok mu böyle bir şeyden haberdar değildik diyorlar. Ne zaman vefat etti, defnetti, geri döndük. Ah! Dünya diye bir şey varmıştı. O zaman fark ettik diyorlar. Şeyde değiller yani. Dünyada yaşıyorlar da. Ama ruhen, kalben bu alemle hiçbir alakaları yok Fatma. Hiç alakaları yok. Yani tam bayram onlarınki. Tamamen ahiret. Düşüncesiyle tamamen hareket ediyor. Ruhen öyleler ama kalben öyleler. Biz onu yaşayamadığımız için ifade edemiyoruz. Evet. Daha sonraki dönemlerde mesela İslam alimlerinin o evliya-i kiramın ki o dergahlarda falan zaman zaman olmuş böyle. Kendinden bu şekilde geçmiş şey yapıyor falan sonra uyanıyor. Dünya diye bir şey var falan. Şimdi bunları dünyada tadan bir kimse onlar için en büyük bayram ne olur? Onlar için en büyük bayram ne olur? Fatma Hanım onlar için en büyük bayram ölmek olur ya. Başka bir şey değil yani. Yani onlar vefat ederlerse Peygamberimize kavuşacaklar. Peygamberimize kavuşacaklardır. Mesela Hazreti Osman radıyallahu anh Hazretleri şehit olmuştu. Şehit olmadan önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyada görmüş diye anlatılıyor. Ama rüya mı? Çünkü onların rüya görmesine gerek yok Fatma Hanım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bağlantılar o kadar güçlü ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam düşündükleri zaman hemen karşılarına geliyor. Evet karşılarına geliyorlar. Tabiri caizse hani basıyorsun televizyona ek görüntü geldiği gibidir onlarda. Hemen anında hiç öyle sekmeden gelir mi gelir. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oruçluymuş Hazreti Osman Radiyallahu Teala Hazretleri şehit olduğu gün. İftarını bizimle açmak istemez misin? Buyuruyorlar. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki istersen sana yardım edelim düşmanlarına galip gelesin. Veyahut da gel bizim yanımıza bizimle beraber iftarını açasın. Dolayısıyla bunlar hani o zaman severek gidiyorlar. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri vefat ettiği zaman Kabul Ahbar rahmetullahi aleyh buyuruyor ki eğer isteseydi daha yaşardı. Kabul Ahbar tabiindendir. Eshab-ı Kiram'dan değil bu zat. özür dilerim efendim. Şimdi Eshab-ı Kiram soruyor diyorlar ki senin söylediğin söz biraz garip değil mi? Kur'an-ı Kerim'de ecel geldiği zaman tehir edilmez, öne alınmaz, ileriye gitmez deniyor. Sen ne diyorsun falan. Diyor ki o ecel geldiği zaman içindir. Peki diyorsan bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Evet diyor. Kazay-ı mübrem, kazay-ı muallak. Peki diyorlar sen bunu kimden öğrendin? Diyor ki bundan öğrendim.
Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinden. Bu ilmi ben bundan öğrendim. Allah Allah. Kazayı İbrahim, kazayı muallak. Peki diyor, bunun diyor ölmeyeceğini, yani daha yaşayacağını kimden öğrendi? Kendisinden diyor. Kendisi biliyor muydu diyor. Evet diyor, kendisi biliyordu. Allah-u Teala buna iki türlü takdir etmişti. Dua şartına bağlamıştı. Dua etseydi daha yaşardı Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri. Ama diyor yaşamayı değil, 63 yaşında Peygamber Efendimiz'e kavuşmayı tercih etti. Yaşamayı değil 63 yaşında. Yani oraya kavuşmayı. Şimdi onlar için en büyük bayram o. Sevdikleriyle beraber olacaktır. En büyük bayram o. Zaten en büyük bayram insanın imanlı olarak ahirete gitmesidir. Ahirete kavuşmasıdır. Evet. Dolayısıyla dünyada niçin kalır insan? Efendim ev sahibi olmak için iyi oldun. Araba sahibi olmak için oldun. Mevki makam oldun. Şöhret oldun. Ne getirdi bunlar? Hiç. Hiç tabii ya. Nasrettin Hoca'nın fıkrasındaki gibi. Değil mi? Hiç. Hiç. Bir işle beraber olmuş netice itibariyle. Şimdi din büyükleri bulmuşlar ki hayat hayaldir. Ama yaptığınız iki şey kalıyor. Yaptığınız kötülükler ve yaptığınız iyilikler. Sizin yanınıza kalan bu. Yoksa hayat hayaldir. Hepsi bitiyor. Ama yarayan nedir? Yarayan nedir? Allah-u Teala'nın rızasına uygun olan. Mesela Allah-u Teala her an feyiz gönderiyor. Yani kullar vasıtasıyla gönderiyor. Sayısız nimetler gönderiyor. Fakat insanın nefsi tabi bunları almaya mani oluyor. Nimetlere engel oluyor. Nefsi engel oluyor. 400 hadis-i şerifin özeti şöyleymiş. Fatma. Dünyaya güvenme, mala aldanma, mideni doldurma, cahil olma. Dünyaya güvenme, mala aldanma, mideni doldurma, cahil olma. Bu dünyaya güvenmenin içinde yani insan da var. İnsan, dünyaya ait her şey var. Her şey var. Tabii hepsi var yani. Mesela erkeğe güvenmek, kadına güvenmek, çocuğa, evlada güvenmek, babaya güvenmek. Ne bileyim bu hepsi aynı. Evet. Nesine güveneceksin? Çünkü o da mahluktur. Kadın da erkek de evlat da ana da baba da netice itibariyle Allah-u Teala'nın yarattığıdır. Bunu iyi anlayan, iyi idrak eden bir kimse buraya gönül vermez. Dünyaya güvenme, mala aldanma, mideni doldurma, cahil olma. Bu dünya hayal, ahiret ise baki. Ona göre çalışmak lazım. Ölünce uyanılacak ve hakikatler görülecek. Onun için de uzun vadeli programları bırakıp hedefi iyi tayin etmek lazım. Bazılar yalnız yanlış burada muradımızı anlatmakta herhalde biraz biz ifade edemiyoruz. Evet diyor, o zaman diyor çalışmayacak mıyız? Ya çalışmak aksine değil. Çok çalışacaksın. Evet. Ama kalbin oraya bağlı kalmayacak. Yani bunlar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı vasıtadır, sebeptir. Eğer ben Rabbimin rızasına uygun olarak bu sebebi kullanırsam ben de kurtulurum, bu kardeşim de kurtulur diye düşüneceksin. Hadise bundan ibaret. Evet. Çok paran çok olsun, gani olsun ama takat getireceğin kadar olsun. Evet. Eğer gücün getiriyorsan, ama dediğiniz gibi eğer şey yapmıyorsan neye yarar? Seni cehenneme götürür. Allah Teala korusun. Evet. Zekatını vermezsen, hayır hasenatını yapmazsan, şey yapmazsan cehenneme de götürür mü? Götürür. Evet. Allah Teala muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak hepimize son nefeste iman nasip etsin. Ve şehiden ruhumuzu teslim etmeyi nasip etsin. İnşallah Teala bu bayram günleri yüz sürmetine, cuma gezisinin yüz sürmetine. Cenab-ı Hak bizleri de affeylesin. Bizi dinleyenleri de mağfiret eylesin. Ahirete intikal etmiş olan geçmişlerimizde mağfiret eylesin. Onları da unutmamak lazım. Böyle cuma gecelerinde, ondan sonra bayram günlerinde, bayram gecelerinde unutmamak lazım. Onlara da bir Fatiha, üç İhlas okuyarak veya Yasin-i Şerif okuyarak, Tebarike okuyarak ruhlarına göndermek ve hatırlamak lazım. Onlar elbette ki lazım. Efendim, biz tekraren dinleyicilerimize haklarımızı helal ettiğimizi ifade ediyoruz. Çünkü bu bayram günleri vesiledir. Gerçi cuma günleri de bayram ama vesiledir. Helallaşmak lazım. Ve biz de kendilerinden ayrıca helallik istiyoruz. Dua ediyoruz ve duada istirham ediyoruz efendim. Allah razı olsun hocam. Amin. Evet sevgili dinleyiciler, bayramınız tekrar mübarek olsun. İnşallah asıl bayramı yaşamakta hepimize nasip olsun. Ekip arkadaşlarımız adına daha nice bayramlarda buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Gönül Pınarı.